Merkez Efendi kabristanında müstesna bir şahsiyetin vefat yıl dönümünde mezarı başındayız. İbn-i Emin Mahmud Kemal İnan. Özetlemekte en zorlandığım kişilerden biri herhalde. Babası Mehmet Emin Paşa. Mahmud Kemal İnan Bakırcılar'da bir konakta doğuyor. Babası Paşa, biraz önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla bir konak hayatıyla başlıyor. Özel hocalardan eğitim alıyor. Mehmet Akif'in babası İpekli Tahir Efendi'den ders alıyorlar Mehmet Akif'le beraber. Hattat icazeti var. 33 yıl Bağbahane'de bürokratik hayatı var. Daha sonraki hayatını etkileyecek önemli bir görevi 2. Abdülhamit'in halinden sonra Yıldız Sarayı Tasnif Komisyonu başkanlığı yapmış. Dolayısıyla mühim eseri son sadrazamların malzemesinin büyük bir kısmının oradan çıktığı söylenebilir. Mahmud Kemal İnan aynı zamanda 1914 yılında kurulan şimdiki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin kurucusu, daha sonra yine Türk İslam Eserleri Müzesi'nin müdürlüğünü yapıyor. Dolayısıyla müzeci, bir hattat ama aynı zamanda bir hat uzmanı, bizim açımızdan en kıymetli tarafı bir biyografi yazarı olması. Son sadrazamlar, son asır Türk şairleri ve musiki şinasları anlattığı Hoş Seda önemli eserleri olarak sayılabilir. Yine babasından kalan konakta 50 yıl düzenli olarak musiki sohbetleri yapmış, ilim meclisleri kurmuş. Konağı aynı zamanda bir ilim yuvası. Çok müstesna bir şahsiyet. Etraflıca öğrenmek isteyenler için İslam Ansiklopedisi'ndeki Ömer Faruk Akün hocanın merhum maddesine bakmalarını öneriyorum. Hiç evlenmemiş, ömründe hiç peynir yememiş bir büyük üstad, bir büyük zat. 24 Mayıs'ta vefat ettikten sonra 27 Mayıs'ta buraya defnediliyor. Allah rahmet eylesin. Eserleriyle, biyografileriyle birçok insanı, herhalde bine yakın demek abartılı olmaz, unutulmasının önüne geçmiş bir büyük şahsiyet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.